İstanbul'un aslında bazen bir köşesine bile baktığınızda sizi içine çekip alan derinlikleriyle beraber tarihin böyle en uç noktasına kadar taşıyabilen muazzam bir kentte yaşıyoruz. İstanbul'un belki de bu anlamda o duygusunu en üst seviyede tutan ve nabzı en yüksek yerlerden birisi de geçmişle bizi buluşturan, o hafızayla bizi her an yaşatan noktalardan birisi de belki de birincisi İstiklal Caddesi'ndeyiz. Beyoğlu İstanbul'un özellikle tamamına yaymaya çalıştığımız bu mirasın korunması noktasında attığımız adımların odağında duran bir yer. Burada özellikle Taksim Meydanı'ndan tünele, Galata'ya, Karaköy'e kadar birbirlerini tamamlayacak ve bu bahsettiğim hafızayı da her an size hissettirecek noktalarında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada esas amacımız şehrin gerçek kimliğini, o varlığını hem bugün yaşayanlarına hissettirmek hem bütün dünyaya sunma çabasıdır. Bu noktada özellikle kaybettiği bir kısım kimliklerinin tekrar hatırlanması ve güncellenmesi bu şehir için vazgeçilmez bir çalışma olmaktadır. Bu amaçla kurduğumuz İBB Miras, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin miras diye tanımladığımız birimi İstanbul'un 1200 noktasında olduğu gibi Beyoğlu'nun da birçok noktasında her yere, her ihmal edilen noktaya dokunmaya devam ediyor. İstanbulluların sözüyle bu şehri yeniden hayal etmek gerçekten bizim için çok değerli. Bu amaçla her noktada ifade ettiğimiz gibi bu kentin gerçek sahipleriyle düşünmek, onlarla adımlar atmak da açıkçası daha hassas, daha kalıcı ve daha da sürdürülebilir bir süreci bizlere hediye ediyor. Bu yönüyle yine hayata geçirdiğimiz Beyoğlu Senin projemizle şimdiden çok önemli kazanımlar elde ettiğimizi ifade etmek isterim. Botter Apartmanı'nı az önce Mahir Bey arkadaşım gayet güzel aslında anlattı. İstanbul'un ilk Art Nouveau diye tanımlanan üslubunun temsilcisi bir bina. Aynı zamanda Avrupa moda esintilerini de Pera'ya taşıyan ilk moda evi diye tarif edebileceğimiz bir bina. Botter Moda Ev. 1900-1901 yıllarına tarihlenen bu apartmanda açılıyor. Yani aslında bu bile büyük heyecan duymamıza vesile. Yani düşünsenize 123 sene önce burada dünya çapında bir moda evi açılıyor. Tabii bu değerli yapının çok metruk bir halde olduğunu arkadaşlarımın tespit ettiğini, cephe çalışmalarına başladığını biliyordum ve süreci burada analiz ettiklerini biliyordum. Sonrasında yine bahsettiği gibi özellikle mülk sahipleriyle yapılan çok şeffaf, çok katılımcı, çok akılcı, çok iyi niyetli bir sürecin izlenmesiyle biz el sıkıştık ve burada gerçekten İstanbul adına çok kıymetli, çok özel bir işi yaptık. Bu süreçte özellikle kültür sanat odaklı olacak olan bu mekanda restorasyon karşılığı bir anlaşmayla burayı tekrar İstanbulluların ve hatta dünya kültür yaşamına kazandırmanın sevincini yaşıyorum. 2017 yılında UNESCO Tasarım Şehri unvanı kazanmış bir şehirdeyiz. Ama aynı zamanda bu anlamda böylesi bir unvanı kazanan bir kentin de bir tasarım merkezi yok. Bu gerçekten çok da yakışır bir durum değil. Bu anlamda Kaza Botter ile bu hayal ettiğimiz tasarım merkezine kazanmış olacağız. İstanbul'a kazandırmış olacağız. Tabii tasarım gerçeğine ve bu kentte bulunan yetenekli insanların tasarım gücünü hissettirmeye, göstermeye dönük alanları onlara sunmanın da
büyük bir kazanım olacağının farkındayız. Bunu şehrin tarihinde moda ve mimarinin çekim noktası olan İstiklal'de Botter Apartmanı'nda yapmış olmak da bizim için en önemli. Tabii bunun yanı sıra yakın zamanda yine Çırpıcı'da yine tekstile geçmişte hizmet vermiş olan bir yapının restorasyonuyla süren çalışmalarımızda bir tasarım merkezini de orada İstanbullulara kazandıracağımızı, yani Zeytinburnu'nda da böyle bir yerimizin çok yakın zamanda İstanbullularla buluşacağını buradan duyurmak isterim. Kaza Botter her şeyden önce tasarımcıların, kültür sanat aktörlerinin, Beyoğlu'nda bir süredir geri plana atılmış kişi ve kurumların bir araya geldiği, üretim yaptığı, düşünce ürettiği bir çatı işlevini oluşturacağını İstanbullularla paylaşmak isterim. Bu çatı altında arkadaşlarımın yapmış olduğu tasarımda sergi salonu, gösterim merkezi, İstanbul Dokümenter Film Arşivi, bilgi belge merkezi, konferans salonu, tasarım atölyesi, tasarım ofisi açık alanı, sanatçı tasarım hap açık alan ve sanatçı hap gibi etkinlik alanlarını tasarladıkları ve birbirine katkı sunan bu mekansal tasarımla çok daha güçlü bir aktivite üreteceğini şimdiden hissedebiliyorum. Adım adım izleyeceğimiz restorasyonda amacımız öncelikle bahçe, zemin kat ve birinci kattaki çalışmaları tamamlayarak hızlıca İstanbulluların burayı yaşamasını ve hissetmesini sağlamak olacaktır. İstanbullular Botter Apartmanı'nda dinlenmeye, sosyalleşmeye ve keyifli vakitler geçirmeye, hatta çocukların, gençlerin etkilendiği ve geleceğe dair yaratıcılıklarının arttığı bir mekana ulaştıklarını görüyorum. Bahçeyi de yine bir etkinlik alanı olarak değerlendirmeyi planlıyoruz. Dileyenler Botter'i henüz restorasyon aşamasındayken bile keşfetmeye gelebilecekler. Belli izinler alarak belli planlama dahilinde burayı restorasyon aşamasındayken dahi gezebilecekler. İstanbul'un çok önemli noktalarına dokunduğumuzu tekrar hatırlatmak isterim. Kara surları, Bukoleon Sarayı, Anadolu Rumeli Hisarları ki yıllardır ihmal edilmiş Anadolu Rumeli Hisarı ki İstanbul fethinin başlangıç anıdır. Ve son zamanlarda yoğun ilgiyle karşılaşan Saint Pierre Han, aynı zamanda Rumeli Hisarı gibi birçok noktada restorasyon çalışmalarımızın yoğun bir biçimde devam ettiğini ve yıllardır ihmal edilmişliği bir anda canlandırmanın keyfini ve gururunu yaşıyoruz. İşte Botter Apartmanı şantiyesi de bu anlamda yine açık şantiye ilkesiyle diğer yerlerde olduğu gibi burada da restorasyon başlar başlamaz gezintiye açılacak ve İstanbulluların biz burayı restore ederken hissetmelerine ve yaşamalarına vesile olacak. Biliyorum ki bütün bu projeler ve hatırlayan bir Beyoğlu İstanbul'a da, İstanbul yaşayanlarına da, hepimize de çok iyi gelecek. Geçmiş hafızasını iyi hisseden, yaşayan, hatırlayan bir toplum geleceğe daha umutla bakar. Çünkü bize geleceğe umutla baktıracak çok çok vesilemiz var bu şehrin ve bu ülkenin geçmişinde. Bugün burada Beyoğlu'nda bu heyecanımıza ortak olduğunuz için bütün katılımcılara, hanımefendilere, beyefendilere ve bütün konuklara, buranın yapı sahiplerine, bizimle işbirliği yaptığı için teşekkür ediyor. İstanbul'umuza Botter Apartmanı yeni fonksiyonuyla, yeni düzeniyle, bu güzelleşecek geleceğiyle hayırlı uğurlu olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.